çalıntı kartlarla temassız ödeme yapılması şu an çok olası. Bu kısa süreli dönemde komple temassız işlemlerin iptal edilmesi gerekiyor. Depremzedeler için ya da o bölge için en iyi neyse o yapılmalı. Dün ben alışveriş yaptım, orada gördüm o uygulamayı. Çok da doğru, yerinde bir karar olmuş. En azından kısa bir süre bu şekilde olması ülkemiz için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu deprem bölgesindeki yağmacılık olaylarını engellemek için harekete geçti. Türkiye genelinde tüm banka ve kredi kartlarının temassız ödeme özelliği kapatıldı. Bence doğru bir karar olmuş. Destekliyorum bu kararı. Mükemmel olur yani. Bugün ben de yeni öğrendim. İlk işlemimi şifreyle yaptım ama yine de bu işte süreç içerisinde temassızın komple kalkması belki daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mantıklı bana kalırsa temassız ödemenin kapatılması. Hani bu bir güvenlik zafiyeti ise, güvenlik sorunu oluşturuyorsa kapatılmalı. Son olarak depremde hayatını kaybeden bir vatandaşın kartı bir yağmacı tarafından alınarak marketlerde harcama yapıldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından depremde kartlarını kaybeden kişilerin korunması amacıyla söz konusu uygulama ivedilikle yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla beraber bir kerelik şifreli işlem yapılana dek banka ve kredi kartının temassız özelliğiyle ödeme yapılamayacak. Şifrenin girilmesiyle birlikte ise temassız özelliği yeniden aktif hale geliyor. Şifreyi unutma durumu mu olmadı? Vefat eden vatandaşların naaşları, vücutları kaldırılıp bir mezarlığa defnedilene kadar en azından bence devam etmeli. En azından o hal bitene kadar. Evet.